Sevgili YouTube izleyicileri, hepinize merhaba. Bu hafta kanalımızda iletişimde, ilişkilerde en çok kazanmamız, geliştirmemiz gereken yetkinliklerden bir tanesi dinleme becerisini konuşacağız. Dinleme becerisi bazı uzmanlara göre ailede kazanılır diyor. Ailede eğer insanlar tabii birbirlerini dinliyorlarsa dikkate alınma, önemsenme, saygı ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Tabii insan potansiyeli sınırsızdır ilkesine çok inanırım. Geliştirilebilecek bir yetkinlik olduğunu biliyorum, kendimden de biliyorum. Bu yaşam pratiğinin içerisine alınabilecek aslında uygulamalar içeriyor. Toplumsal olarak aslında biraz hasarlıyız burada. Yani genel gözlemimi paylaşabilirim. Anlama ve anlaşma gayretimizi biraz geriye alıyoruz. Daha çok kendimizi ifade etme çabamız önde kalıyor. Kendimizi bildirme ihtiyacımızı öne almış oluyoruz. Oysa ki iletişimde bir başkasını dinlerken bizim amacımız kendimizi ifade etmek, yani hemen kendi perspektifimizi ortaya koymak ya da ne bileyim işte bir akıl vermek, tavsiyede bulunmak falan değil aslında. Onun alanına girmiş oluyoruz bunu yaparak. O yüzden dinlemeyle ilgili birkaç boyutta pratikler yapabiliriz. Ben burada Zen Budizmini çok seviyorum. Bütün öğretileri hayatın içerisine alabileceğimizle ilgili çok basit uygulamalar, yani yaparken bile mindful olabileceğimizi söylüyor. O yüzden ben de odaklı, bilinçli dinlemeyle ilgili 4 boyutta pratik yapabileceğimizi düşünüyorum. Birincisi, bedeni dinleyebiliriz. 2, zihni dinleyebiliriz. 3, kalbi, duyguları dinleyebiliriz. 4, ortamı dinleyebiliriz. Bunu gün içerisinde birkaç kez yapabiliriz. 1, bedenden kopuk yaşıyoruz. Bedenin semptomlarını dinlemezsek tabii ki semptomlarını da okuyamıyoruz, duyamıyoruz yani. Hemen şimdi ve burada oturduğunuz yerde, eğer oturuyorsanız ayakta da olabilir. Hemen yapabilirsiniz. Bunun için çok ekstra bir uzmanlığa gerek yok. Ayaklarınızı yere basın. Benim gibi oturuyorsanız omurganızı dik pozisyona getirin ve önce ayaklarınızı bulun. İçinize dönmenizi kolaylaştırmak için istiyorsanız şey yapabilirsiniz, gözünüzü kapatabilirsiniz. Ayaklarınızı bulun. Evet. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkın. Bacaklarınızı, diz kapaklarınızı fark edin. Nefesinizi tutmayın, nefes alın verin. Oturduğunuz yeri fark edin. Burayı hissedin. Kalçanızı fark edin. Omurganızı fark edin. Dikkatinizi alın, omuz başlarınıza verin. Eğer vücudunuzda benim gibi böyle gerilmek isteyen bir yer varsa orayı gerin. Ben dün çok sabah erken kalktım, çok geç yattım, kalabalık bir gruplaydım. Omuzlarımda böyle bir hafif bir ağrı hissediyorum mesela şu anda. Dikkatimi verdiğimde hissediyorum mesela. Dikkatinizi başınıza alın, taramaya devam edin. Yüzünüze getirin. Yüzünüzdeki bütün bölgelere dikkatinizi verin, alnınıza. Burada bir sıkışma var mı? Çenenize, gözlerinize, kulaklarınıza, boyun bölgenize, göğsünüze, karnınıza, dikkatinizi kasıklarınıza getirin. Nefesinizi tutmayın. Ve bedeninizde böyle hareket etmek isteyen, gerilmek isteyen falan bir yer varsa burayı fark edin. Ve duyun bedeninizi. Aynı şeyi zihniniz için de yapabilirsiniz. Zihninize bakın. Şimdi. Belki 5 dakika sonra, 10 dakika sonra bir planınız var. Bir toplantıya gireceksiniz. Ne bileyim, yemek yapacaksınız. Onu düşünüyorsunuzdur. Odağınız oraya gidiyordur. Buraya getirin. Buraya getirin. Kalabalık mı, açık mı, berrak mı? Bunu fark edin. Kalp bölgesi boyun ve kasıklar arası diye tabir edilir. Bu bölgede biraz hissedebilirsiniz. Duygum ne? Şu anda hangi duygudayım? Duygunuzu dinleyin. Ve son olarak bulunduğunuz her neredeyseniz dikkatinizi ortama verin. Ortamdaki sesleri dinleyin mesela.
Ben mesela arkadan bir tane motor sesi geliyor, şimdi onu fark ediyorum. Bahçeden kuş sesleri geliyor, onu fark ediyorum. Beni ana getiriyor. Dolayısıyla yaşamın içerisinde bunları pratik edebiliriz. İlişkilerde dinlemeyi nasıl pratik edelim? Burada nasıl bir deneyim yaşayalım? Şimdi ilişkilerde öncelikle dikkatinizi karşınızdaki kişiye alın. Bir bu, dikkati karşınızdaki kişiye alın. Dikkat, odak dağınıktır. O yüzden biriyle iletişim halindeyken sanki böyle bir yerden arabayı yanaştırır gibi dikkatinizi karşınızdaki kişiye alın. Yoksa kendi hikayelerinizde gidersiniz, başka şeyler uyanır, bunlar olur yani. Ama benim dikkatim sende, dikkatim sende. İki, dikkatinizi karşı tarafa aldıktan sonra şunu fark edebilirsiniz. Dinlerken ki filtrelerinizi fark edebilirsiniz. Şimdi biz dinlerken yargılarız, yorum yaparız, analiz ederiz. Ve şöyle der, bu kadın doğru söylüyor, bu kadın yanlış söylüyor. Haklı mı, haksız mı? Karşı taraf, çözüm ne? Gerçek mi, yalan mı? Bunları tanımlamaya çalışır, tanımlamaya ve belki de rafa kaldırmaya çalışır. Hemen bir şeyi analiz etmeye çalıştığınızı fark edin. Eğer bunu fark ederseniz üçüncüyü yapmak çok kolaylaşıyor. Üç, akıl vermeyin, tavsiyede bulunmayın. Filtrelerinizi fark ederseniz eğer, çünkü bir durdurabilirsiniz kendinizi. Herhangi biri akıl istemeden, tavsiye istemeden vermeyin. Bu gerçekten bir alan ihlalidir. İlişkilerde bunu bilmiyoruz. Çok güzel bir zen atasözü var. Çok konuşanlar bilmezler. Bilenler konuşmazlardı. Ne güzel değil mi? Sabredememek, kendine hakim olamamak, hemen dürtüselce araya girmek cehalettir. Ve biz cehaleti bizim üzerine çalışarak bilinçlenebiliriz ve bencilliktir. Dördüncü ve son madde, karşınızdaki kişiyle iletişim halindeyken lütfen yansıtma yapın. Aynalama diyoruz buna. Eğer ben yargılamazsam, odağımı karşı tarafa alırsam eğer, şöyle bir filtre takabilirim bu sefer. Hani ne doğru ne yanlıştan, haklı mı haksız mıdan ziyade karşımdaki kişinin duyguları ne, düşünceleri ne ve ihtiyaçları ne? Bu üç filtreyi takın ve beni öyle dinleyin mesela dinlerken. Ben bir şey anlatıyorum mesela. Aa, deyin ki evet sen yorulmuşsun. Kafan karışmış senin. Ne kadar yoğun bir hafta geçirmişsin diye yansıtma yaptığınızda, işte ben burada görülme ihtiyacımı, dikkate alınma ihtiyacımı, önemsenme ihtiyacımı da karşılamış olurum. Biz gerçek manada bir ilişki kurmuş oluruz eğer bunu yapabilirseniz. Rebecca Schaffer diye bir konuşma patoloğu var. Yazar, koç aynı zamanda. The Zen of Listening kitabının yazarı. Orada çok güzel bir metafor var bu yansıtmayı da içeren ve çok pratik olarak uygulayabileceğimiz. Metafor şu, diyor ki karşınızdaki kişiyi dinlerken bir filmi seyreder gibi, bir sinema filmini seyreder gibi seyredin. Nasıl uzaktasınızdır, bir mesafeniz vardır, müdahale etmezsiniz ve sadece orada olursunuz, bölmezsiniz. Dolayısıyla bir filmi seyreder gibi seyredin. Sonrasında aynalayın. Yani biraz önce söylediğim şeyi yapın, yansıtma yapın. Ve son olarak bir pencere açın. Bu pencerede eğer konuya başka bir perspektif geliştirmek, getirmek istiyorsanız, oradaki alanı genişletmek istiyorsanız, soru sorun ve deyin ki başka ne mümkün olabilirdi mesela? Sen burada neyi gözeterek karar aldın arkadaşım dersek eğer, yeni bir perspektif açabiliriz diyor. Yaşam pratiğimizin içerisinde dinleme egzersizlerini daha fazla yaptığımızda bu yolda ustalaşabileceğimizi biliyorum. İlişkilerde derinleşmek için buna ihtiyacımız var. Daha özenli, birbirimizle anlaşma gayretiyle iletişim kurduğumuz ilişkiler yaratabilmek için
dinleme becerimize odaklanalım diyorum ve günlük yaşam pratiğimizin içerisine dahil edelim diyorum. Lütfen yapın ve yaptığınızda ne hissediyorsunuz, ne deneyimlediniz? Hemen mesela birkaç dakika ortamı dinleyerek yapabilirsiniz bu pratiği. Yorumlara yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.